Boğaz TV ekranlarından merhabalar değerli izleyicilerimiz. Boğaz Medya Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle sizlerleyim. Lapseki'de 600 yıllık bayramlaşma geleneği. Lapseki'ye bağlı Suluca köyünde 600 yıldır devam eden bayramlaşma geleneği halen yaşatılıyor. Köy muhtarı Faruk Ahmet Engin, köylerinin deniz kenarında olması nedeniyle tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Köyde 600 yıllık bir bayramlaşma geleneği sürdürdüklerini anlatan Ergin, bakın daha neler söyledi. Orada bir şey yok yani, böyle bir muhayyerlik söz konusu. Ama duruyor, ikinci ayete geldikten sonra... Ersin abi, ben şuradan arayı gidiyorum. Galip. Öncelikle Sayın Basın, hoş geldiniz. Köyümüzün ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı önce tebrik ediyorum. Malum bugün Kurban Bayramı'nın birinci günü. Bayramlaşma yapıyoruz. Bu bayramlaşma avlusu diye adlandırdığımız bir bayramlaşma yaklaşık 600 yıldan beri devam eden bir geleneğimiz. Yine bugün kendi köy halkımızla beraber yazlık kesimimizden de katılımlar oldukça fazla. Yine 1000'in üzerinde bir nüfusumuz var. Bugün kalabalık nüfusumuz var. Allah herkesin bugün keseceği kurbanları kabul etsin. Bu örf ve anneannenin devam etmesini işte muhtarlığımızda biz de gayret ediyoruz. Bunları yazıkçılarımız burayı kurbanda burada eda etmeleri için burayı teşvik ediyoruz. Sağ olsunlar, onlar da kırmayıp kurbanlarını burada kesip burada eda ediyorlar bayramlarını. Sevgili muhtarım, herhalde sahil köyü olduğundan birçok yazlıkçı var herhalde. Yazım sanırım. Peki bu tür adetinizi nasıl görüyor onlar? Kendileri zaten bu genelde bu bayram sabahı, bayram namazı ve akabinde bayramlaşmayı kendileri öyle bir kendilerine şiar edindiler ki bu yüzden bayramlar... Siyasi partililer Çan'da bayramlaştı. AK Parti ilçe teşkilatı milletvekili İsmail Kaşdemir'in de katılımıyla Menderes Parkı'nda bayramlaştı. Çanakkale Milletvekili İsmail Kaşdemir yaptığı konuşmada bayramlaşmada bizleri yalnız bırakmayan sizlerin, ailelerinizin, dost ve akrabalarınızın, sizlerin huzurunuzda tüm canlı hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramı'na tebrik ediyorum. Bu bayramda sizlerle beraber olduk, bayramlaştık, bayram ettik. En içten dileklerimle bayramınızı tekrardan mübarek olmasını diliyorum dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekili Serdar Soy'dan inşallah AK Parti hükümetiyle son bayramlaşmamız olur. Bundan sonraki bayramlaşmalar AK Parti hükümetinin olmadığı, daha özgür, bağımsız, demokrasinin yeşerdiği bir ülkede kutlamak dileğiyle hepinizin bayramını kutluyorum dedi. Serdar Soy'dan ardından kısa bir konuşma yapan Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekili Sarıbaş, doğduğum yerde CHP teşkilatı ile bayram geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bütün hemşerilerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyor ve AK Parti iktidarından kurtulmanın, barışın ve bağımsız bir Türkiye olmasını diliyorum dedi. Milliyetçi Hareket Partisi ise parti binasında bayramlaştı. Burada bir konuşma yapan Milliyetçi Hareket Partisi İl Genel Meclis Üyesi Recep Cahit Özer ise yaptığı konuşmada katılan herkesin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum dedi. Lapseki ilçesinde bayramlaşma mesaisi, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde resmi bayramlaşma töreni Kaymakam İsmail Ayhan Tağlı önderliğinde öğretmen evinde gerçekleşti.
Lapseki ilçesine yer alan öğretmenler evinde düzenlenen bayramlaşma programına kamu kurum ve kuruluş çalışanları, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, köy ve mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Lapseki Kaymakamı İsmail Ayhan Tavlı bayramların kaynaşma ve kardeşlik duygularının zirvede olduğu günler olduğunu belirterek "Halkımızın mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. İnşallah tüm halkımız huzur içinde sevdikleriyle beraber bir bayram geçirir. Dünyada barışın egemen olduğu ve tüm insanlığın ve özellikle Müslüman ülkelerin huzur içinde geçireceği bayramları yaşamak en büyük arzumuzdur" şeklinde konuştu. Sana bayram. Jandarmadan şeker tadında uygulama Çanakkale Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma trafik ekipleri bayram münasebetiyle sürücülere çikolata ve kolonya ikram etti. Şeker ve kolonya ikram eden jandarma ekipleri trafik kazalarının en çok yaşandığı bayram günlerinde kaza yaşamamak için emniyet kemerlerini takmaları ve hız sınırı kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Uygulamadan memnun kalan sürücüler ise ekiplere teşekkür ederek yollarına devam ettiler. Gelibolu'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Kaymakamlık tarafından Gelibolu Belediyesi'nin ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'ndeki bayramlaşma programına katılım oldukça yoğun oldu. Kaymakam Oktay Çağatay kendisinin Gelibolu'daki ilk bayramı olduğunu belirterek "Sizlerle birlikte olmaktan son derece mutlu, onurlu ve gururlu olduğumu belirtmek istiyorum. Toplumsal hayatımızın en güzel günlerinden birisini teşkil eden Kurban Bayramı'na ulaşmanın hazzı ve gururunu yaşıyoruz. Bayramlar milli ve manevi değerlerimizin öne çıkmasına, kardeşliğimizin pekişmesine ve huzurun paylaşılmasına vesile olan çok önemli günlerdir" diye konuştu. Programa 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Feris Güler, Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Melek, İlçe Emniyet Müdürü Ali İhsan Sağlam ile askeri ve sivil erken katıldı. Protokol üyeleri buradaki programın ardından hükümlüleri, hastaları ve nöbetçi personelleri ziyaret etti. Alaaddin Mahallesi'ndeki şehit Mustafa Mercan'ın annesi Ayşe Mercan'ı da ziyaret eden protokol üyeleri, Yazıcızade Mahallesi'nde yaşayan şehit uzman çavuş Murat Önol'un ailesiyle de görüştü. Çanakkale Belediye Spor Kurban Bayramı nedeniyle hem kurban kesti hem de yüzme havuzu tesislerinde bayramlaşma töreni düzenledi. Kurban Bayramı nedeniyle Çanakkale Belediye Spor Kurban Kesti Belediye Spor Yüzme Havuzu tesislerinde düzenlenen bayramlaşma törenine Çanakkale Belediye Başkan Vekili Celal Karakaş ile Çanakkale Belediye Spor Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Güneşan yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. İlk olarak tesis bahçesinde kurban kesimi gerçekleştirildi, ardından tesislerde bayramlaşma gerçekleştirildi. Tesislerde gerçekleşen bayramlaşma törenine Çanakkale Belediye Başkan Vekili Celal Karakaş ve sporcuların bayramlarını kutladı.
Arkadaşlar, bayramımız kutlu olsun. Belediye Başkan Vekilimiz, değerli arkadaşımızla beraber hem bugün bayramlaşalım dedik hem de kurban keseceğiz. Evet, hepinize iyi bayramlar. Merhaba abim. Merhaba. Merhaba. Hep eşofmanla görüyoruz da öyle bayramlar. İyi 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 bayramlar. Ne yapayım? İyi bayramlar. İyi bayramlar. Abi. Lazım. Ya sen ya takım adına. Çoğul da pek kolay kolay da olur mu? Olmaz mı? Olur olur. Çekseydi. Evet arkadaşlar, duamızı yapalım. Gel. Nice mutlu bayramlar diliyorum. Ailelerimizle birlikte. Tamam. Ben şöyle söyleyeyim. Sevgili Çanakkale Belediye Spor ailem. Ailemiz, biz bir aileyiz. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Bu bayram, her bayram beraber olalım. Dostça, kardeşçe, arkadaşça beraber olalım. Bir takım olalım. Kurbanlı keçiler yanmaktan son anda kurtuldu. Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkın Berdesi'nde bir ağılda çıkan yangında 5 kurbanlı keçi yanmaktan son anda kurtuldu. Edinilen bilgiye göre Kadir Adıgül'e ait evinin yanında bulunan ağılda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında 5 kurbanlı keçi son anda kurtarıldı. Vatandaşlar tarafından fark edilen yangın Kalkın Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kalkın Belediye Başkanı İbrahim Taşkın saat 16 sıralarında yangın çıktı. Orman İşletme ve Belediyemizin itfaiye ekipleri ahırda başlayan yangını çevre evlere sıçramadan söndürdü. Zamanında müdahale ile 5 keçi yanmaktan kurtarıldı dedi. Çanakkale'nin Esine ilçesinde küçükbaş hayvanlar henüz kaynağı belirlenemeyen bir hastalık nedeniyle telef oluyor. Her gün onlarca hayvanın telef olduğunu söyleyen üreticiler yetkililere defalarca müracaat etmelerine rağmen kimsenin sorunla ilgilenmediğini söylediler. Hemen hemen her sürüde görülen hastalık nedeniyle defalarca Tarım Müdürlüğü'ne müracaatta bulunduğunu söyleyen sürü sahiplerinden Ahmet Uysal, sorunla kimsenin ilgilenmediğini söyledi. Esine Ovası'nda ölüp kalan koyunların yırtıcı hayvanlara yem olurken ortalığı saran leş kokusu ise çevre halkını rahatsız ediyor dedi. Hepsinin ölenleri motorlara koyup derelere atıyorlar. Hayır, insanlar ağzı, kimsenin böyle bir şeyden tat aldığı yok. Hayvanların yanına kışlalara gitme artık korkar hale geldi. Görmez mi abi, bu hayvanlar tedavi görsen de yavruları doğurma imkanı yok zaten. Tedavi yapıyoruz, diyetinden fazla iğne ilaç harcıyoruz. Aynı zamanda koyunu kasaba ver 100 lira bile yapmıyor. O değerde. Kuzular zaten aldığı virüsü hayvan da aldığı zaman da, kuzu sütten de aldığı zaman da o hayvan da belirli bir zaman sonra o da başlıyor ölüyor. Peki yetkililer kan tahlili yapmak için kan falan almadılar mı hiç hayvanlarda? Hiç kimse hayvanların ölümünde telefon açıyoruz yetkili merceklere, veteriner arkadaşlara. Hiç kimseye, ben bazılarına diyorum ya bu hastalık şapa benziyor. Bilmem neye benziyor. Bunun aslı astarı var mı? Kan örneği alıp da bir tahlil ettirdiniz mi laboratuvarlığa diyorum. O zaman resmiyete girer, ortalığı karantinaya alırız diyorlar. Resmiyete girmiyor. Bizim hayvanların hepsi kırılmaya yüz tuttu. Ben yetkililerden bir yardım bekliyorum. Neyse, bu hayvanların katledilmesine dur desinler abi.
Peki birçok sürüde var değil mi bunlar? Mahallemizde mevcut bütün arkadaşlarım da var. Benden daha fazla ızdırabı olan arkadaşlarım var. Maalesef bir kişi de gelip de bize ne yapıyorsunuz, nedir bu netice? Bir günün arkasında her gün... Ya inanın bugün bir tanesi daha rahatsızlansın, kalbim acıyor. Kalp krizi geçireceğim diye korkuyorum. Benim 45 yıllık hayatımda biriktirmiş olduğum birikimim, hayvanlarım. Onlarla hayat idamemi devam ettireceğim yerde vallahi kriz geçireceğim, korkuyorum. Bu yüzden millet malı var, mülkü var ama borcu derdi de var. Devlete olan borcu var, kooperatife olan borcu var, yemciye olan borcu var. Ya bu insanlar ne yapar? Bu hayvanlar yavru, yavru dahi atar yani, bu koyunlardan hayır getiremiyoruz. Zaten iğne yapıldığı zaman yavru atıyormuş. Zaten denildiği zaman gebe hayvanlara iğnenin zararlı olduğunu, gebe hayvana yapılamaz yazıyormuş aşının üstünde. Bu hayvanlar Nisan ayında kuzuladığından sonra yapılması gerekiyormuştu. Maalesef bu dairedeki arkadaşlar bu hastalığın dışarıdan geldiğini bildiği halde bile bile bizlerin hiçbir tane kişiyi de uyarmadılar. Hayvanlarımıza şu anda yapılacak hiçbir şey de yok. Ölen ölür, kalan kalır diyorlar. Başka da bir söz söyledikleri yok. Yani Nisan ayından beri hiçbir uyarı gelmedi mi size? Hiçbir uyarı gelmedi. Bu daha önce Trakya'da görülen bir hastalık. Görülen bir hastalıkmıştı ama bizlere uyarı gelmedi. Resmiyette bir aşı yapılmadı hayvanlarımıza. Ve gebelik esnasında aşı da yapamıyorlar. Hastalık bulduktan sonra yapılırsa hayvanlara daha çok ateş yapar, hepsi ölür diyorlar. Şimdi hiçbir şey yapılamıyor. Ölen ölür. Dönüş yoğunluğu başladı. Kurban Bayramı'nın tatilinin bitmesine bir gün kala tatilciler dönüş yoluna çıktı. Kurban Bayramı tatilinin bitmesine bir gün kala tatilciler dönüş yoluna çıktı. Çanakkale Feribot İskelesi'nde ise uzun kuyruklar oluştu. Kurban Bayramı'nın son gün yoğunluğuna kalmamak için erken dönüşe geçti. Ancak yine de kuyruk kaçınılmaz oldu. Dönüş yolu için Çanakkale güzergahını seçen tatilciler feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Çanakkale iskelesindeki araç kuyruğu Demircioğlu Caddesi'ni de doldurdu. Sürücüler yolda trafiğin normal olduğunu belirterek bundan sonra kuyruğun başlayacağını söyledi. İskelede yaşanan yoğunluk şehir trafiğini de olumsuz etkiledi. Çanakkale Boğazı'nda ulaşımı sağlayan Gestaş, Çanakkale Cağbat arasında 2, Çanakkale Kilitbayır arasında 4 ve Lapseki Gelibolu arasında 5 feribotla saatsiz olarak sefer yapıyor. Evet değerli izleyicilerimiz, bayramın son gününde gelişen haberler bu şekildeydi. Yarın akşam ana haber bülteniyle Gülçin Akın sizlerle olacak. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle mutlu günler.